Saat 16.30 civarında gerçekleşti. Önceki haliyle şu anki çalışmaları yerinde takip ediyoruz. İş makineleri bölgeye intikal ettiler. İki iş makinesi bölgede demir yığınlarını, beton yığınlarını kaldırarak hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Yaralılar bölgeden kaldırıldı. Önceki halinde gördüğümüz kadarıyla bir tavuklunun bulunduğu restorandan bahsettim. O tavukçunun yanında hemen bir pide restoranı da var. Yani iki restorandan söz ediyoruz. İki restoran, bir tekel bayi ve bir pastanenin bulunduğu, giriş katında iş yerlerinin bulunduğu, restoranların bulunduğu bir alan. Şimdi Çukurdere Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş yayınımızda. Sayın Gönültaş, geçmiş olsun diyelim. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Malatya'nın en işlek caddelerinde, İnönü Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binanın çökmesinden dolayı bir hasar var. Ama şu anda içeride son iki kişi kaldı. Onlar da görünebilir. Yani binanın çökmeyen yerindeler. Yani onlar kendilerini de gösteriyor. Biliyor, ekipler de tam çalışıyor. Yani itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, Emniyet Müdürümüz, tüm ekiplerimiz burada. Yani inşallah onlar da sorunsuz çıkartacak. Bir kişiyi biraz önce çıkarttık. Şimdi kaldı iki kişi. İki kişinin de çıkmasına yani ekipler çalışıyor. İnşallah can kaybı olmadı. Onları da çıkartacağız. Sayın Gönültaş, kaldı iki kişi dediniz. Bunda net bir bilgi midir bu? Net bir bilgi içeride görünüyor. Yani kişiler, ekipler ulaşıyor. AFAD ekipleri, UMK ekipleri. Yani görüyorlar. Şu anda seslerini de duyuyoruz. Yani kendileriyle de irtibata geçildi. Yerlerini değiştirmelerini, daha geniş, daha çalışma ortamının olduğu yere geçilmesini istediler. Yani onlar da geçti. İnşallah orada bir sorunsuz çıkartılacak. Bize söylenen, yani ekiplere söylenen, içeride son iki kişinin kaldı ve görünüyorlar. Yani onlar da irtibat halindeler. Yani yönlendirme yapılıyorlar. Bir kıraathaneden söz ediliyor ve aktif kullanılan bir kıraathaneden söz ediliyor. İçeride iki katlı binanın ikinci katı olan kıraathanede. İki katlı bir olan binanın ikinci katında. Altında da yine bir lokanta tarzı yer vardı. Ama yani biraz herhalde erken müdahaleler çıkmaya. Onun için yani can kaybının olmayacağını düşünüyoruz. İnşallah. Binanın neden çöktüğüne dair bilgi var mı elinizde? Vallahi onlar daha yoksa zaten bunlar yani bölgenin en eski binalarından diyebiliriz. Yani çok eski, iki katlı. Ondan da olabilir. Yani tam bilgi de yok ama iki katlı eski bir bina. Çok eski bir binadan söz ediyoruz. Belki bu eski olmasına dayanarak çökmüş olabilir diyorsunuz bilgi en azından. Aynen. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için geçmiş olsun diyelim. Çukurdere Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş yayınımıza aktardı. Şu an en azından Gönültaş'ın eline gelen son bilgi ne derece teyit edilecek ilerleyen dakikalarda valiliğin aktardığı bilgiyle iki kişinin kalmış olabileceğini söylüyor yetkililere. Ama şu önemli bir nokta, o iki kişiyle, enkaz altındaki iki kişiyle yetkililer, AFAD yetkilileri irtibata girmişler. Kendileri konuşmuşlar. Daha geniş bir alana ilerleyebilirlerse, hareket alanları varsa yetkililer bunu söylemişler ve onlar da daha geniş bir alana ilerleyebilirler. Belki ilerleyen dakikalarda onlardan da gelecek iyi bir habere alırız, umuyoruz. En büyük temennimiz bu olayda can kaybı olmaması. AFAD'dan gelen bir açıklama var, bunu aktaralım. Malatya'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sizin de gördüğünüz gibi şu saat dilimiyle hava karardı ama devam ediyor. İş makineleri, AFAD, itfaiye, polis, Çevik Kuvvet'in de bölgede bulunmasıyla. Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan iki katlı bir binada gerçekleşti bu olay. İnönü Caddesi'nde gerçekleşti. Henüz neden kaynaklandığı, neden çöktüğü belli değil. Ama şu anki bilgilere dayanarak aktaralım. 9 kişi yaralı olarak AFAD'ın geçtiği bilgiyle çıkarıldı. Enkaz altından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alındılar. Malatya'da gerçekleşmesi sebebiyle Malatya'ya yakın birçok ilden de yetkili sevk edildi. O iller arasında Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek verebilmek adına bölgeye sevk edildi. AFAD'dan da bu bilgi geçti. Gelişmeleri takip ediyoruz, aktaracağız. Çok sayıda ekip bölgeye devam ediyor, geliyor yardımlara.
enkaz altından, göçük altından çıkarılması adına bizler de takip ediyoruz. Yollarda oluşabilecek trafik için Malatya ve Malatya civarında yaşayan vatandaşları uyaralım. Yoğun bir gece bizi bekliyor Malatya'da. Gözümüz kulağımız saat 16.30 civarında gerçekleşti. Valiliğin aktardığı bilgiyle, Malatya Valisi'nin aktardığı bilgiyle en az 20 kişi olabilir. Malatya Valisi Aydın Baruş yayınımızda. Sayın Baruş, geçmiş olsun diyelim ve son bilgiler aslında sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. İlimiz merkezinde iki katlı bir bina çöktü. Enkaz altında yaklaşık 20 civarında vatandaşımızın olacağını tahmin ediyoruz. O da fazla olması sebebi de üst katında bir kahvehane olması, orada vatandaşlarımızın bulunmuş olması. Şu ana kadar yapılan kurtarma çalışmalarında 10 kişi sağ kurtarıldı. Şu ana kadar hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çalışmalar devam ediyor. AFAD ekiplerimiz, diğer belediyemizin kurtarma ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. İnşallah vatandaşlarımıza kısa zamanda ulaşırız. Sağ salim kendilerine ulaştıktan sonra da hastanede tedavileri devam ediyor bu vatandaşlarımız. Durumu ciddi olan ve enkaz altında şu an size ulaşan bilgi doğrultusunda kaç vatandaş var? Olay yerindeki vatandaşlarımızın ifadelerine dayanarak söylüyorum tabii bunu. Yani 20 civarında vatandaşımız olduğunu tahmin ediyoruz çöken binada. Çünkü üst katı kahvehane, altı iş yeri. Dolayısıyla sayı konusunda kesin bir bilgi veremiyoruz tabii. Olay sırasında orada bulunanların ifadeleri bunlar. Şu ana kadar 10 kişi kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hastanelerden gelen bilgi var mıdır elinizde, durumu ciddi olan tedavi? Durumu çok ciddi olan yok kurtarılanlar arasında. 8'in durumu zaten normal. 2 hastamızın durumu travma olabileceği şüphesiyle tıp fakültesi hastanemize kaldırıldı onlar. Ama onların hayati tehlikesi yok. Yani bilinçleri yerinde. Bilinçleri yerinde. Peki şunu da soralım Sayın Vali. Binanın çok eski olduğundan söz ediliyor. Neden çöktü? Size bir bilgi geçildi mi bununla ilgili? Bununla ilgili kesin şu anda bir bilgi yok. Çalışmalar devam ediyor. Soruşturma zaten Cumhuriyet Başsavcılığımızda soruşturma işlemlerine başladı. Olayın sebebi hakkında daha sonra açıklama yapabiliriz ancak. Şu anda nedenini bilmiyoruz. Yani burası daha önce de tespit edilmiş ağır hasarlı bir bina değil. Ama belki de binanın içerisinde yapılmış bazı çalışmalar olabilir mi? Onu tahmin öyle bir tahmin yürütebiliyoruz. Önemli bir noktaya geçtiniz Sayın Vali. Daha önceden tespit edilmiş bir hasar çalışması ya da binayla ilgili bir sorun yoktu diyorsunuz elimizde, değil mi? Neden olabileceğini de o zaman ilerleyen dakikalarda daha net bir şekilde anlayacağız. Tabii ki bu, yani gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra ortaya çıkacak bir sonuç. Dolayısıyla şu anda kesin bir ifadede bulunmak istemiyorum. Sayın Vali, biliyorum çok yoğunsunuz, şu anda bölgeye de ilerliyorsunuz ama bizler de tüm Türkiye adına izleyicilerimizi de aydınlatmak istiyoruz Malatya'da. 20 vatandaşın olabileceğini söylediniz, 9 vatandaş enkaz altından çıktıysa biz şu anda 10 vatandaşımızı mı bekliyoruz enkaz altından çıkarılmasını hemen? Evet, arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyor, bazılarından ses aldıkları bilgisini verdiler. Dolayısıyla o vatandaşlarımızı da bir an önce çıkarmaya çalışıyorlar. İleriki saatlerde durum kesinleşir sayı konusunda. İlerleyen dakikalarda durum belli olur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim yayınımıza katıldığınız için, değerli bilgilerinizi aktardığınız için. Şu an için gelen bilgileri bir kez daha tazeleyelim. Enkazdan çıkarılan kişi sayısı 10. Bu bilgiler doğrultusunda ama Sayın Valinin de aktardığı gibi vatandaşlardan gelen, bölgede yaşayan, bölgede iş yeri olan vatandaşların aktardığı bilgilerle ilerliyoruz elbette ki. Sayın Valinin de söylediği gibi ilerleyen dakikalarda daha net bir şekilde belli olacak. Fakat vatandaşların aktardığı bilgiye göre üzerinde ikinci katında binanın kıraathane olması sebebiyle bu bilgiler geliyor. İçeride vatandaşların olmuş olabileceği, yoğun sıklıkla her gün gidilen bir kıraathaneden, aktif kullanılan bir kıraathaneden söz ediliyor. 20 kişinin enkazın altında olmuş olabileceği ama şu ana kadar 10 kişi enkazdan çıkarıldı.